Beyazlar Grup bir masal şehri Şanlıurfa'yı sunar. Efendim, müziğin, tarihin, aşkın, sevginin, folklorun harmanlandığı Beyaz TV ekranlarından siz değerli izleyicilere sunulduğu bir masal şehri programından daha hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Bu hafta tarihin sıfır noktasının tam göbeğindeyiz ve ekip olarak da içimizde inanılmaz bir coşku var. Çünkü hemen arkamda gördüğünüz Göbektepe tarihi öğren yerini dünya konuşuyor. Şimdi biz dünyanın konuştuğu o muhteşem Göbektepe öğren yerine gideceğiz. Göbekli Tepe, Türkiye'nin Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bazı popüler kaynaklarda tarihin sıfır noktası olarak geçer. Buradaki kazılarda çıkartılan bazı heykel ve taşlar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmesidir. Aralarının ise taş duvarlarla örünmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Buradaki kült yapıların tarım ve hayvancılığa yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu dikili taşlar stilize insan heykelleri olarak yorumlanmaktadır. Özellikle D yapılı merkez dikili taşlarının gövdesinde bulunan insan, el ve kol motifleri bu konuda her türlü şüpheyi yok etmektedir. Bundan ötürü dikili taş kavramı işlev belirtmeyen yardımcı bir kavram olarak kullanılmaktadır. Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının M.Ö. 8000 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarihten sonra terk edildiği, başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bütün bunlar ve kazılarda ortaya çıkarılan anıtsal mimari Göbekli Tepe'yi eşsiz ve özel bir yapı kılmaktadır. Bu bağlamda UNESCO tarafından 2011 yılında Dünya Mirası geçici listesine alınmış ve 2018'de ise kalıcı listeye girmiştir. Ve şimdi Aydın Hoca ile beraber
neredeyiz? Göbektepe'nin ana ören yeri. Ve Aydın Hoca'dan bu bin yıllara, hatta 10 bin yıllara dayalı Göbektepe masalını hep beraber kendisinden dinleyeceğiz. Sevgili hocam, burada olunca bile insanda bir inanılmaz bir heyecan enerji ve enerji kesinlikle yaratıyor. Bu bize de yansıdı, ekibimize de yansıdı. Şimdi bu Göbektepe'nin hikayesini bize anlatabilir misin? Ama hepsinden önce, şimdi etrafta görüyorum ziyaretçileri. Ziyaretçi durumu nedir Göbektepe'nin? Göbektepe biliyorsunuz 2018 yılında biz ziyareti açmış bulunduk. 2018'den sonra da 2018 yılında da UNESCO Dünya Mirası Temmuz ayında Dünya Mirası asıl listeye girmiş durumda. Ondan sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2019 yılı Göbektepe yılı ilan edildi ve akabinde yurt içinde ve yurt dışında bilinirliğin artmasıyla birlikte ziyaretçi sayımızda müthiş bir artış yaşadık. Ne oldu? Dediğimiz gibi 2019 yılında 412 bin ziyaretçi, 2021'de pandemi koşullarına rağmen 569 bin ziyaretçi ulaştı. Muhteşem bir rakam. Muhteşem. Türkiye sıralamasına baktığımız zaman da 3-4 yıldır ziyaretçi kabul eden bir ören yerinin bir anda 2021 yılında Türkiye'den fazla ziyaret edilen 5. ören yerine çıkmış olduğunu görürüz. Göbeklitepe 5. ören yerine. Yani rakiplerimiz çoktu. Rakiplerimiz çok gerçekten güçlü rakipler çok var. Güçlü, çok önemli ören yerleri ama biz 5. sıraya. Hedefimiz tabii ki birincilik. Ancak bunun yıllar içerisinde oluşacağını düşünüyoruz. Belki bu yıl için 5. bizi tatmin etmeyecek. 4'e kadar çıkacağımızı düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki veriler, ziyaretçi verileri bunu gösteriyor. Örneğin Ramazan Bayramı'nda, 2. günü Ramazan Bayramı, 10.272 kişi sadece bir günde ziyaret etti. Bu bizim açımızdan büyük bir rekor. Biz bu dönem insanlarını daha basit, daha ilkel düşünüyorduk. Geçmiş tarih kitaplarında. Ama bu dönem insanların kompleks yapılar kurabildiğini, kompleks organizasyonlar kurabildiğini gösterdi. Yani biz bu insanların şöyle diyelim, ilk başta normalde yerleşimi sağlayan şeyin tarım olduğunu düşünürken, Göbeklitepe insanının bu tarz devasa megalitik yapıları inanç motivasyonuyla yaptığını görüyoruz. Neolitik dönem insanının Göbeklitepe'de gerçekleştirdiği mimari devrim, Neolitik insanla ilgili tüm bilinenlerin değişmesine sebep olmuştur. Kazıda ortaya çıkan mimari buluntu ve bu buluntuların üzerindeki betimlemeler, zengin bir iç dünya, detaylı bir matematiksel hesap ve gelişmiş bir tekniğin sonucudur. Buraya geldikleri zaman sadece bir tapınak alanı olarak düşündüğümüz zaman Göbeklitepe'ye haksızlık etmiş oluruz. Çünkü Göbeklitepe yaklaşık olarak 350-400 kilometrekarelik bir alana hitap ediyor. Bir merkez. Yılın belirli zamanlarında Neolitik dönem insanların toplandığı bir merkez. Ve buraya geldikleri zaman sadece bir ritüel, bir tapınma değil, bir bilgi takası, belki bir eş bulma, evlilik törenleri, aklınıza gelebilecek bir o dönem insanların yaşam kültürünün içerisinde faydalandıkları şeyler olduğunu düşünüyoruz. Farklı topluluklardan bahsediyoruz. Yani haberleşmenin olmadığı, belki kuşlarla bile daha yapılmadığı dönemden bahsediyoruz. Kesinlikle ve o tarz bir gelişmiş bir haberleşme sistemi olduğunu düşünmüyoruz ama bu insanlar işte bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son dönemde çıkarmış olduğu lansmanını yaptığı Taştepeler projesi kapsamında tespit ettiğimiz Göbeklitepe ile birlikte 12 tane tepeden bahsediyoruz. Göbeklitepe benzeri. Hepsi Şanlıurfa sınırları içerisinde. Yani bizim bereketli hilalin o kuzey sınırında Kilittaş'ın tam etrafına konumlanmış durumda. Bu coğrafyadaki, bu alandaki taştepelerdeki insanların kendi aralarında bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Ve var zaten kendi aralarında. Ve bu insanlar yılın belirli dönemlerinde buraya geldikleri için müthiş bir şeyleri var. Kendi aralarında bir iletişimleri var. Yaşam şeyi oluşturmuş. Kesinlikle bir yaşam kültürü oluşturmuşlar. Ve bunlar ve bu insanlar tabii ki Göbeklitepe insanını bahsederken şunu özellikle söylememiz gerekiyor. Normalde Göbeklitepe tarım kültürüne, insanların tarım toplumuna geçmeden önceki evre. Şimdi Göbeklitepe'nin tabii masalını dinlemeye devam edeceğiz ama
Göbekli Tepe ve birazdan bu bölümde sevgili izleyiciler göreceksiniz. Bir de Karahan Tepe'miz var. Oraya da gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam, hatta beni düzeltin. Kültür Turizm Bakanımız Şanlıurfa'da bir sunum yaptılar ve Taş Tepeler adı evet. altında bir birleşme, bir proje. Hatta Mezopotamya adını alan bir yanlışsam bir proje, Taş Tepeler projesi. İkisi birbirinden ayrı ama birbiriyle bağlantılı proje. Peki siz yani Göbektepe, Karahantepe'den sonra benim de anladığım bu Taş Tepeler çoğalacak gibi görünüyor değil Kesinlikle, mi yani? Evet. Kesinlikle. Şöyle Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'nin de dahil olduğu 12 tane tepeden söz ediyoruz. Yine Neolitik dönem insanının yaşadığı, Neolitik yaşam kültürünün olduğu alanlardan bahsediyoruz. Bu alanlarda şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle çok hızlı bir şekilde arkeolojik kazı, bilimsel kazılara başlamış durumdayız. Ve önümüzdeki kısa süre içerisinde de bu alanların turizme kazandırılmasıyla birlikte aslında Urfa, bölge, hatta Türkiye Neolitik anlamda hem arkeoloji bilimi hem de bunun turizmde kullanılmasıyla Türkiye'de, dünyada bir marka olacak. Yüzüne çıkan eserlerle ünü her geçen yıl artan Göbekli Tepe, 2011 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 1 Temmuz 2018'de ise Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi toplantısında Dünya Mirası listesine dahil edildi. 4 yıl önce aldığı bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbekli Tepe, 2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göbekli Tepe yılı olarak ilan edilmesiyle turizmde altın yılını yaşadı. Bu insanlar belki tapınağı, kendi galerilerine tapınağını korumak için de o leoparı koymuşlardır. Ama leoparın günlük yaşamını da oraya koymuşlar. Doğaya saygı duymuşlar, insanlara, hayvanlara, kuşlara ve kendilerini çok küçük görmüşler bu yapı içerisinde. Acaba diyorum 12 bin yıl sonra biz farkında mıyız bu muhteşem doğada? Aslında sadece bir zerre olduğumuzun, o yüzden sordum böyle bir ironi yapmak istedim. Kesinlikle evet, yani çok hükmümüz ne kadardır bilmiyorum ama inancımız gereği de tabii baktığımız zaman çok büyük bir anlam yokuz belki dünyayla ilgili olarak. Ama bu dönem insanların kesinlikle ama kesinlikle doğaya saygı gösterdiklerini, doğanın kendi sistemi içerisinde incitmeden yer aldıklarını söyleyebiliriz. Arkeolojik buluntular ortaya çıkmadan önce bölge halkı Göbekli Tepe'deki taşlarla çevrili iki eski mezarın yanında bulunan asırlık ağacın altında toplanıp dilek tutar ve kurban keserlermiş. Burada tuttukları dileklerin gerçekleşeceğine çok inanırlarmış. Günümüzde ağacın yer aldığı bölge Evliya Mezarı olarak anılıyor ve ziyaretçiler ağacın altında dilek tutmaya devam ediyor. Efendim şimdi de hem konumu itibariyle hem de maneviyatı açısından Göbektepe'nin adeta yeni sembollerinden birisi olan Dilek Ağacı'nın önündeyiz ve Dilek Ağacı'nın hikayesini de yine Aydın Hocamızla dinleyeceğiz. Hocam nedir bu Dilek Ağacı'na duyulan ilgi ve neden sembol oldu? Aslında tabii ki tam sembol değil. Göbekli Tepe'yi tarif ederken Dilek Ağacı da Göbekli Tepe'nin simgelerinden birisi olarak nitelendiriliyor. Dilek Ağacı neden bölge halkı için önemli? Çünkü 30 yıl öncesine kadar baktığımızda Göbekli Tepe daha ortaya çıkartılmamış. Toprağın altında çıkarılacağı günü beklerken bile burada tarım yapılıyor. Çevredeki köylüler yılın belirli zamanlarında özellikle yayılım zamanı hayvanlarını buraya getiriyorlar. Şu an bu ağacın bulunduğu, ağaç da o dönemde var tabii ki bu ağacın. Baktığımız zaman aslında bu ağaçtan 90 yıllık bir ağaç, 90 yıl öncesinde de başka bir ağaç vardı. Bir dilek tepesi olarak kullanılıyor. Gelip bu tepenin etrafında yayılıma çıkan köylüler hayvanlarını 7 tur tavaf ettiriyorlar. Ve sonrasında Neolitik dönemde çokça atıfta bulunan bereket kavramına atıfla sürülerindeki kısır hayvanı kesip yemek yapıp çevre köylülere, çevredeki insanlara dağıtıyorlar. Bu anlamda baktığımız zaman bakın 12 bin yıl önce Göbekli Tepe kutsal bir alan olarak Neolitik dönem insanı için ifade edilirken 12 bin yıl sonra arada herhangi bir yazılı kaynak yok.
sözlü kaynak yok, bir iletim yok. Ancak yine Göbekli Tepe'nin bulunduğu bir tepe, Göbekli Tepe bilinmemesine rağmen bir kutsallık atfedilmiş. Bu aslında Göbekli Tepe'nin bulunduğu konum itibariyle olan bir şey. Çünkü konum itibariyle baktığınız zaman Göbekli Tepe çevredeki en yüksek alanlardan birisi. Hatta en yüksek. Tam bu noktada maneviyatını anladık. Konumu ve az önce sizinle buraya doğru gelirken Nemrut'tan yükselen kuşları da görebiliyor diye bir şey söylediniz. Yani şöyle, aslında Nemrut'u görebiliyoruz. Evet. Yılın belirli zamanlarında, özellikle toz taşınımının olmadığı, çok berrak olduğu zamanlarda Nemrut Dağı bu tepeden 117 kilometre kuş uçuşu uzaklıkta. Buradan baktığınız zaman Nemrut'u çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Göbekli Tepe'de aslında Harran Ovası'na, Kuzey Mezopotamya'ya bir yarımada gibi girmiş olduğundan çok rahatlıkla Nemrut'u bu tarafta görüyorsunuz ve uçsuz bucaksız bir Mezopotamya Ovası'nı, Harran'ı burada görüyorsunuz. Yani bu insanlar aslında tanrıların dağı olan Nemrut'a sırtlarını dayayıp tanrıların ovalarını izlemişler diye basit bir tabir kullanabiliriz. Göbektepe Ören Yeri'nin ziyaretçi merkezindeyiz. Girişte ziyaretçilerimiz bu alana girerek aslında Göbekli Tepe'de ne göreceklerini, neyi anlamaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeye sahip oluyor. Tarihçesiyle beraber. Tabii ki. Ve Göbekli Tepe'nin önemi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi replika, asılları zaten Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizde görülebilir. Ancak gelen ziyaretçilerimiz bu insanlar nasıl avlanıyordu, mızraklarını nasıl yapıyorlardı anlayabilmeleri için yapılmıştır. Dikkat ederseniz sivri çakmak taşlarından bunları mızrak olarak, ok ucu olarak kullanıyorlardı. Ondan sonra tabii Göbekli Tepe buzul çağının son dönemlerinde ortaya çıkıyor. Verimli alanları var. Bu insanlar burada yerleştikten sonra işte avcı ve toplayıcı olarak hareket ediyorlar. Ve sonrasında da Göbekli Tepe gibi müthiş megalitik, yani anıtsal yapılar olan bir alanı kuruyorlar. Efendim tabii Göbektepe, Karahantepe veya Şanlıurfa'nın herhangi bir Ören Yeri'nde, tarihi bölgesinde Aydın Aslan gibi yaşayan bir tarihi böyle rehber bulamayabilirsiniz. Ama işte bu ziyaretçi merkezi tam da teknolojik bir Aydın Aslan diyoruz. Doğru mudur? Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılmış olan, gerçekten son teknolojinin kullanıldığı, insanların geldiği zaman Göbekli Tepe'yi teknolojiyle birlikte anlamlandırabileceği bir alan. Çünkü biraz sonra göreceğiz teknolojinin nerelerde kullanıldığını. Günümüz aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan alanlar da günümüzde artık teknoloji, canlı müzeler, yaşayan müzeler konseptiyle yapıldığı için gelen ziyaretçilerimizin burada çok keyifle ayrıldığını, gerçekten beğendiğini de sahada da gözlemliyoruz. Peki tabii ki Kültür Turizm Bakanımıza ve bütün bakanlığa Aydın Bey'in nezdinde teşekkür edip merkezi dolaşmaya devam ediyoruz. Neydi Göbekli Tepe'yi bu kadar önemli kılan, mimarisiyle bu kadar büyüleyen, şimdiye kadar resmin taşa kazındığı en eski yerdi Göbekli Tepe. Bu da bölge üzerindeki rivayet buluntunun daha gizemli bir hal almasına sebep oluyor kuşkusuz. Öyle ki İncil'in yaratılış bölümünde Adem ve Havva'nın yasak elmayı yediği cennet bahçesinin Asur'un batısında yer aldığı yazar. Dört nehirle çevrelendiği, bunlardan ikisinin Fırat ve Dicle olduğu bilinen cennet bahçesi ile Göbekli Tepe'nin konumu arasında benzerlik bulunmaktadır.
dünyaca üne ve ölmeden önce ziyaret edilmesi gereken 10 yerden biri haline getiren de yazılı tarihi yaklaşık 5-6 bin yıl geriye götürmesi değil mi? Yani bir yaşam tarzı olduğunu da ortaya şöyle koyması değil mi? Şöyle diyebiliriz. 12 bin yıl öncesinde bu insanlar soyut düşünebiliyorlar. Mühendislik bilgileri var. Statik düşünebiliyor. Kompleks bir organizasyon kurabiliyorlar. Biz bu insanlar biraz daha basit ilkeldi diye düşünüyorduk. Belki geçmiş yıllarda, tarih kitaplarında, daha eski tarih kitaplarında. Ama bu insanlar bize şunu gösteriyor. Biz çok zekiyiz. Şimdi bu zeki insanların bizleri daha çok şaşırtacağı döneleri Aydın hocamızla gezmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa kent merkezine 55 kilometre mesafede Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Karahan Tepe 1997 yılında keşfedildi. Karahan Tepe'nin bulunduğu kesimde yer alan kireç taşı tabakaları çağdaşı diğer yerlerde olduğu gibi burada da hem yapılar için malzeme hem de dikili taşların yapımı için ham madde sağlıyordu. Bu kireç taşının işlenmesi oldukça kolaydı ve burada anıtsal boyutlardaki yapıların inşasında ve büyük dikili taşların yapımında büyük bir rol oynamıştı. 140 bin metrekarelik bir alana yayılan Karahan Tepe'deki kazılar 2019 yılında başladı. Göbekli Tepe'dekilere benzer 250'den fazla dikili taş yüzeyden kısmen görünür durumdaydı. Ana kayaya oyulmuş onlarca yapının varlığına işaret eden bu dikili taşların yüzeylerinde insan ve hayvan tasvirleri yer alıyor. Karahan Tepe'de, Göbekli Tepe'de öne çıkan hayvan betimlerinin yanı sıra daha çok insan tasvirleri ön plana çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Taş Tepeler Projesi'nin en önemli ayaklarından birisi olan Karahan Tepe'deyiz. Ve Karahan Tepe'de muhtemelen yakın gelecekte Göbektepe kadar belki çok daha fazla dünya gündemine girilecek olan alanlardan biri. Şimdi hem Karahan Tepe'yi hem yine Taş Tepe Projesi'ni sevgili hocamız Aydın Bey'den dinleyeceğiz. Hocam yine insanı hakikaten farklı duygulara iten muhteşem bir yerdeyiz. Evet. Muhteşem bir tarih Karahan Tepe. Sizden dinleyelim Karahan Tepe'yi. Tabii ki. Karahan Tepe'nin aslında tespiti 1995'li yıllara dayanıyor. Ancak tabii ki arkeolojik kazı yapılmamış. Arkeolojik kazı yapılması yaklaşık 3-4 yıllık bir süreci kapsıyor. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necmi Karul hocamız hem Göbekli Tepe hem Karahan Tepe kazı başkanı olarak bu çalışmaları başkanlık ediyor. Karahan Tepe evet kazılmaya başlandı ama ilk kazmayla birlikte aslında Göbekli Tepe'nin çağdaşı çok güzel bir neolitik dönem alanına ulaşmış olduk. Alan günden güne kazılarla birlikte genişliyor. Taş Tepeler Projesi içerisinde belirttiğiniz gibi çok önemli bir ayak burası. 12 tane tepeden bahsediyoruz. İşte Sefertepe, Urfa'nın her tarafında aslında dağılmış olan, yaklaşık şu 150 kilometrelik bir aksın üzerinde dağılmış olan Neolitik dönem alanlardan bahsediyoruz. Karahan Tepe'de bunun en önemli ayaklarından birisi. Çok geniş bir alana hükmediyor. Geleceğe yönelik olarak belki ilk tarımın yapıldığı, ilk köy yerleşiminin yapıldığı alanlar çıkabilmesi adına da biz çok ümit varız. Neleri bulduk Karahan Tepe'de? Evet, Göbekli Tepe'de benzer bir şekilde yine bir tapınak alanı, dairesel form şeklinde. Neolitik dönem insanı Karahan Tepe'de kendini fark ediyor insan olarak. Doğanın içerisinde o aldığı rolü fark ediyor bu sefer Göbekli Tepe. O zaman şunu mu anlamalıyız? Yani Karahan Tepe, Göbekli Tepe'den sonraki tarihçeyi mi kapsıyor mu? Şöyle, kısmi olarak Göbekli Tepe'den sonra olan kısmı var. Ancak daha kazılmayan Göbekli Tepe ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz alanlar da var. Kim bilir, belki yeni kazacağımız alanlarda Göbekli Tepe'den daha öncesinde bulabilme ihtimalimiz olduğunu belirtmek istiyorum.
Elbette ki bunu kazmadan bilemeyiz. Ancak Karahantepe'yi Göbeklitepe'den önce veya sonra değil, Karahantepe'nin bize vermiş olduğu bilimsel gerçekliklerle değerlendirdiğimiz zaman Karahantepe insan figürü öne çıkarken elbette ki Göbeklitepe'de biraz daha hayvan figürleri veya hayvan tasvirleri öne çıkıyor. Varlığı etnografik olarak gözlenen ve üst paleolitik avcı toplayıcılarında da olduğuna kuşku bulunmayan kabul törenlerinin en eski somut ve anıtsal kanıtı olan Karahantepe, toplumsal yaşamın neolitik başlangıç zamanlarında sanılandan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Karahantepe insanının kendine bakış açısı biraz daha farklı. İnsan olarak farklı. Çünkü Karahantepe'de bulmuş olduğumuz heykellerde veya arkeolojik eserlerde insan silüetinin, insan kafasının çok daha yoğunluk olarak, insan başının çok daha yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu bize zaten bu anlamda gerekli doneleri veriyor. Peki hocam, şimdi 12 tepeden bahsettik. Evet. Anladığım kadarıyla bu 12 tepeden şu anda bir şekilde ortaya çıkan Göbektepe ve Karahantepe. Doğru mu? Arkeolojik kazısı devam eden yerler de var. Örneğin Sayburç gibi. Çok nadide. Sayburç'a gittik. Evet. Sayburç. O da mı Taştepeler Projesi'nin içerisinde? O da Taştepeler Projesi kapsamında. Bunun dışında Sefertepe var. Bunun dışında Çakmaktepe var. Yeni Mahalle var. Ayanlar var. Kurttepe'si var. Biris var. Nevali Çori var. Yani bunları 12'ye tamamladık zaten. Ha, bu demek değildir ki 12 ile sınırlanacak. Nevali Çori kazıları yapıldığı zaman Nevali Çori'deki tarihi eserler numaralandırılarak Şanlıurfa Müzesi'ne kaldırıldı. Arkeoloji Müzesi. Evet, tapınak Nevali Çori. Ve biz 2015 yılında müzemizi hayata geçirirken o tapınağı birebir orijinal olarak tekrardan müzemize kurduk. Yani bu anlamda da Nevali Çori ile ilgili bir üzüntümüz var ama bir de sevincimiz var. Birebir aynı tapınağı, aynı eserlerle, orijinal olarak 12 bin yıllık eserlerle tekrardan müzemizde inşa etmiş bulunmaktayız. Bu anlamda da Nevali Çori'nin bize bıraktığı kültürel mirasa da sahip çıktığımızı düşünüyorum. Urfa'nın kazanmasını istediğimiz kadar buraya yatırım yapan iş insanlarımızın da kazanmasını istiyoruz. Urfa bunu çok rahatlıkla karşılayabilecek güçte diye düşünüyorum. Şimdi yüzümdeki gülümsemenin sebebi, evet, Şanlıurfalı iş insanı, evet, programımızın gerçekten büyük katkılar olan bir şey. Aynı zamanda yol arkadaşım ve dostum, kötü kalplilik yapıp her şeyi ona yüklüyorum. Ama sevgili Cemil, gerçekten buraya yatırım yapılması gerektiğini görüyoruz. Ve özellikle Aydın hocamız söyledi. Sen ne düşünüyorsun? Yani yatırım anlamında cazip bir yer mi? Aydın hocamın birikimleri, bilgileri bizi daha da destekledi. Daha da şevk etti. Biz bu konuda özellikle otel olarak Urfa'da gelen turistlerin konaklama açısında sıkıntıların olduğunu duyduk. Evet. Biz de bu konuda inşallah bir şeyler yapacağız. Bir söz alıyoruz. Evet, her bölümde Cemil'im, sevgili Cemil Bey, yol arkadaşıma bir yük bindiriyorum. Tabii bu arada hemen arkamızda, belki birkaç kilometre ötede aslında sevgili Cemil Beyaz'ın dünyaya gözlerini açtığı ve hani hayat mücadelesinin başladığı topraklar var. Ceylanlar bölümümüzde bunu özellikle işleyeceğiz. Şimdi sevgili Cemil, özellikle sormak istiyorum. Şimdi orada bir dönem koyun güden bir çobanlık hikayesinden başlayan bir Cemil Beyaz hikayesi var. Oradan bugün kendi şehrini, memleketini gururla, keyifle ulusal bir kanalda Beyaz TV'de izleyicilerle buluşturuyor olmanın o yaşattığı duyguyu merak ediyorum sana. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum, çok duyguluyum. Ben şunu söyleyeyim. Yani 5 kilometre yürüyerek bir köye, ilkokulu okuluna başladım. Ve bunun ticari hayatımla, çalışma hayatımla ilerledim. Şu an dışarıda, Urfa dışındayım ama bir gözüm, bir kulağım devamlı Urfa'da. Doğup büyüdüğüm yerlerde. Orayla ilgili çok güzel düşüncelerim var. Ve düşünceleri dışında hani insan duygusal olarak doğup büyüdüğü yerlerde devamlı
gidip gelmek istiyor. Bu çalışmalarla beraber bunu devam ettireceğim. Şimdi ben buradan bir masal şehri izleyicilerine hem hocamla beraber hem sevgili dostum, değerli iş insanı Cemil Bey'le beraber şunu özellikle vurgulamak istiyorum hocam. Katılır mısınız bilmiyorum ama yeni nesilden, Z kuşağı dediğimiz özellikle yeni nesilden çok şey bekliyoruz gençlerimizden ama hep derim biz onların önüne aslında doğru rol modeller koyuyor muyuz? Bu bağlamda sevgili Mehmet Cemil Beyaz'ın hem Urfa aşkıyla hem yaşam mücadelesiyle hem o zorluklarla mücadele ederek geldiği konum itibariyle gençlerimize çok doğru bir rol model olduğuna inanıyorum. Doğru rol modelleri bulalım ve bir şeyler yapmaya çalışalım. Eminim ki Cemil Beyler, Aydın Beyler, bizler her zaman yürüyeceğiniz doğru yollarda yanınızda olacağız. Ve şimdi bizim Halye turumuz devam ediyor efendim. Efendim bu haftaki masalımız Haliye. Haliye deyince dedik ya Mezopotamya coğrafyası kendi başlı başına bir açık hava müzesi. Fakat son yıllarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2020 yılını Göbektepe yılı ilan etmesinden sonra dünyanın gözlerinin üzerine döndüğü çok özel bir masal halini aldı Haliye. Göbektepe, Karahan Tepe ile bütün dünyanın konuştuğu bir masal haline aldı. Tabii ki böyle bir masalın şehri emini olmak, hem yüzünü batıya modern çağa dönmek, hem de 10 bin yıllara dayalı bir şehrin tarihi dokusunu korumak kolay olmasa gerek ama o zoru kolaya çeviren Haliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri konuk ettiniz, misafir ettiniz. Estağfurullah. Sevgili başkanım, şimdi tabii bizim programımızın adı Bir Masal Şehri Şanlıurfa ve ilçelerini tanıtıyoruz, merkezin ilçesini. Bu haftaki dediğim gibi masalımız Haliye. Şöyle bir soruyla girmek istiyorum. Haliye masalını, yani zaten bütün şehirlerde masalların en iyi anlatıcıları belediye başkanları, şehri eminlerdir. Sanırım Haliye masalını en iyisinden dinleyeceğiz. Evet, o zaman şöyle gireyim. Kadim bir kentten ve kadim insanların yaşadığı bir memleketten bizi izleyenlere selam olsun. Kadim bir kent derken Mekke, Medine, Kudüs ve sonrası Şanlıurfa gelen kutsal topraklara sahip peygamberlerin ayak izlerinin bulunduğu, ayak bastıkları bir memleketten bahsediyoruz. Haliyle geçmişi, tarihle, kültürle dolu bir memleket ve haliyle nitekim insanların yaşadığı, medeniyetlerin yaşadığı, uygarlıkların yaşadığı, kültür ve sanatın zirve yaptığı, astronominin de özellikle zirve yaptığı bir memleketten, Şanlıurfa'dan ve Şanlıurfa'nın merkezi Göbek'i en yüksek nüfusuyla birlikte en büyük ilçesi olan Şanlıurfa Haliliye'den yine kültür dedik, turizm dedik, sanat dedik, kadimlik dedik ve içinde Haliliye'de Göbeklitepe'yi de bulunduran Haliliye ilçemizden buradan herkese selamlar olsun diyorum. 2023 yılını Şanlıurfa'yı İslam başkenti, turizm başkenti olarak ilan etmesi de Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte bizi ayrıca mutlu etmiştir. Tabii Haliliye gibi üzerinde barındırdığı kültürel, folklorik, tarihi dokusuyla muhteşem bir şehrin masalını biz bir bölüme sığdıramadık. Yani Göbektepe, Karahantepe, dünya nasıl projelerimiz var bu tanıtıma, turizme yönelik ileride? Neler bekliyor bizi? Tabii biz şu anda turizmle ilgili olarak elimizden geldiği kadar yerel yönetimler olarak destek olmaya gayret ediyoruz. Bu mahiyette bir otel kazandırdık. Şu anda Haliliye Belediye'mize ait bir binamızı otele çevirdik. Onu kiraya verdik. Bugün yarın açılış yapılmak üzere. Nasıl ki balık vermeyi değil de balık tutmayı öğretmek misali, bir taraftan beyaz bayrak uygulamalarıyla birlikte esnafımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Gelen yurt içi ve yurt dışı misafirleri güzel ağırlayalım, güzel konuk edelim diye. Bir taraftan da örnek olsun diye bir Göbeklitepe çadırımız şu anda turizm anlamında açılışa hazır. Orada insanlarımıza ikramlarımız olacak, tanıtımlarımız olacak. Videolarımız ve gerek görsel, yazılı, basın yönünde elimize kitapçıklarımızı dağıtacağız. Bir taraftan da yine durmadık, devam ettik. Sonuçta Orta Doğu mutfağı Halep'le birlikte iç içe
Şanlıurfa Bülesan'ın hattına baktığımız zaman özellikle Şanlıurfa merkezdeki gastronomi diye ifade edilen yemek kültürümüz oldukça zengin bir varlığa sahip. Bizi izleyen Beyaz TV bir masal şerri izleyicilerine ve herkese biz izleyeceğimizi davet ediyoruz Halil'e ve diyoruz ki Şehri Emin'in ağzından evet buyurun Halil'e gelin. Halil'e gelmeniz için sebepleri de biz sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun. Evet. Öncelikle Ekrem kardeşim size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir masal şehri Şanlıurfa, bir masal ilçesi Halilye diyelim. Evet. Halilye içinde barındırmış olduğu Şanlıurfa'nın merkez ilçesi, en büyük ilçesi ve yine Göbekli Tepe'yi yaklaşık Halilye merkeze 14 kilometre uzaklıktaki öğrenci köyümüzde bulunan dünya kitaplarını, dünyadaki tarihi değiştiren Göbekli Tepe'yi görmeye ve yine onun akabinde kazıları şu anda devam eden Karahan Tepe'yi görmeye Halilye ilçemizdeki Fırat'ın toprakla buluşmasını görmeye, gastronomi merkezimizdeki lezzetlerimizi tatmaya, Halilye Belediye'mizin el sanatları merkezini gezmeye ve yine Balıklı Göl, İbrahim Halil Peygamber, Eyüp Peygamber hepimizin ortak mekanları, peygamberlerimizin ayak bastığı yerlerde beraber gezinmeye, onlara dua etmeye davet ediyoruz. Gelirler inşallah, şeref verirler. Şanlıurfa'yı görmeden, Halilye'yi görmeden olmaz diyoruz. Davet ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Bir Masal Şehri Şanlıurfa hızıyla devam ediyor ve bu bölümde Şanlıurfa'nın ruhunu anlatacak bir mekandayız. Sakıp'ın köşkü, yüzyıllara dayalı çok özel bir mekandayız ve yanımızda tabiri caizse çiçeği burnunda Şanlıurfa valisi Sayın Salih Ayhan yanımızda. Sayın valim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sevgili Bir Masal Şehri izleyicileri, tabii benim nacizane bir iddiam vardır. Böyle büyük, böyle mistik, böyle tarihi masalları anlatırken çok iyi anlatıcılar anlam ve değer katarlar. Şehri eminler vardır mesela, çok iyi anlatırlar. Bir de şehirlerin valileri, ki daha önce görev yaptığınız yerlerde Sayın Valim sizin tarihe, turizme, eğitime ve özellikle spora çok özel değer verdiğinizi biliyoruz. Ve sanırım tam hayalinizdeki, yüreğinizdeki o nakışı işleyecek şehirdesiniz Şanlıurfa'da. Çünkü bunların hepsi var. Hepsi var. Fazlasıyla da var. Hakikaten ben yani Şanlıurfa'yı biliyorduk ama demek ki yaşamak lazım. Şanlıurfa'yı yaşamak lazım. Sadece Şanlıurfa'da yaşamak yetmez. Oranın her şeyle yaşamanız lazım. Bir şehri, bir kültür, bir medeniyeti inşa eden, ihya eden temel dinamikler vardır. İşte bunlar nedir? Sanatıdır, müzikisidir, mimaridir, folklorudur, ürettikleridir, geçmişidir. Yani bunlar vardır. Urfa'da bunların hangisine dokunsan olağanüstü bir ihtişamı var. Hep söylerim, 1-2-3 olmadan 4-5 olmaz. Mutlaka. Dolayısıyla bu bir iyi bir kurgu kurmuşlar, 1-2-3 yapmışlar. Biz de inşallah 4'ü 5'i yapacağız. Bunun hakkını verebilmemiz lazım. 2023 aynı zamanda biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı. Evet, 100. yılımıza giriyoruz. Evet, Türkiye'nin dört bir tarafında 100. yıl ruhu yaşanırken, aynı ruhla diyeceğiz, 100. yıl ruhuyla, Türkiye'de yeni bir, bence farklı süreçlerin yaşanabileceğini, çok bereketli bir yılın olacağını, herkesin çok güzel bunu idrak edeceğini düşünmekle birlikte Urfa biraz daha farklı bunu yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Bir de turizm şehri. 57 ülkenin iştirak ettiği, işbirliği teşkilatının, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemsediği bir şehir oldu. Dolayısıyla bizim uluslararası turizmde ve inanç turizminde çok önemli bir ivme kazandıracak burası bize. Yani sana evet, turizm şehri yaptık, kağıt üzerinde tamam şehirsin, bir aksiyonun yoksa, ona hazırlığın yoksa, altyapın yoksa, doğru, bir doğru. Çalışma yoksa bir manası yok. Şimdi biz eylem planını hazırlıyoruz. Öncelikle burada bir ciddi bir şey yapacağız. Nasıl desem, tanıtım yapacağız. Lansman yapacağız tabiri caizse.
Ardından bir de Ankara'da buna bir ilişkin bir benzer program da olacak. 5 yıl boyunca buraya büyük hizmet veren bir önceki valimiz Sayın Abdullah Erin'i anarken ki o vefa dolu, keyifli anışınız beni çok mutlu etti. Buradan biz de bir masal şehri ekibi olarak Sayın Abdullah Erin valimize de sevgilerimizi, kocaman sevgilerimizi de vefası iletelim. Olmayanın sefası olmaz. Ben çok mutlu oldum açıkçası çünkü vefadır bizi ayakta tutacak olan diyorum. Vefa imandandır. Vefası olmayanın sefası olmaz. Milletin gözü terazidir. Yok saymakla yok olunmaz. Ben bu vizyonunuzla, bu tarihe olan aşk ve sevginizle bunları dünya çapında çok daha bilinen hale getireceğim değil mi? Bu anlamda da var mı kafanızda bir şeyler? Şimdi ben hep şunu arkadaşlarla işlerken söylüyorum. Bir şehrin rotası olacak, pusulası olacak. Eylem ve vizyon. Yani bunları örtüştürmemiz lazım. Bir insanın eylemsiz derler, vizyon boş bir hayaldir. Vizyonsuz eylem de boş harcanan emektir. Eğer eyleme dayanan bir vizyon, vizyona dayanan bir eylemin varsa, yani vizyonu var, yani gideceğin yer belli ve buna yönelik bir eylem aksiyonu varsa orada dünya değişir, şehirleri değişir. Bu çok sevdiğim bir sözdür. Dolayısıyla biz bir defa neyi yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, kimle yapacağımızı, hangi metotla yapacağımızı karar vermemiz lazım. Ortak akıl ve vizyoner bir bakış açı gerçekleştirmemiz lazım. Yani burada kişisel çekişmelerle, sen yaptın ben yaptım düşüncelerle değil, şehrin biz şehir yaptı, biz yaptık anlayışını derci ederek eğitimde, tarımda, turizmde, gençlik sporda, sanayide, sosyal alanda, sanayide tamamen ne yapacağımızı bilen, rotası olan bir şehir haline getireceğiz. Her kurumun ödevini. Gençlik sporda şu eksik, şunu yapacağız. Eğitimde, bugün milli eğitimdeki toplantım vardı. Zaten geç kalınmaması için zaten arkadaşlar cuma günü en son eylem planını genel anlamda hazırlıyorlar. Cuma günü onunla paylaşacağız. Kültürle ilgili birçok şeyi başlıkları çıkardık ortaya. Ekonomiyle ilgili bazı şeyleri hazırladık. OSB'lerin altyapıları, kurumsallaşması, içme suyu, yeni alanların olması, ihracat kültürünü kazandırmak, ilkesel ve prensipli davranmak, kişiye odaklı bir davranış kalıbımız değil, toplumun âli menfaatlerine karşılık gelen bir davranış kalıbımız. Bunu hamdolsun iyi bir noktada, iyi bir noktadayız. Ya mesela şunu söyleyeyim, bizim yaptığımız analizlerde 2 yıl sonra OSB'leri de düşündüklerimizi yansıttığımız zaman 50 bin çalışanımız olacak. Çok iyi bir rakam ki hani istihdamın çok değerli 50, olduğu bir dönemde. 50 bin çalışanımız olacak. Meslek hayatımda eğitim her zaman ajandamın bir numarası olmuştur. Çünkü eğitimde iyisen, tarımda da iyisin, eğitimde iyisen, ulaşımda da iyisin, eğitimde iyisen, sanayide iyisin. Vizyonu olur yani değil mi? Tabii vizyon var. Çünkü eğitim medeniyetlerin temel direkleri ve göstergelerinin özünde eğitim işte parametreleri vardır. Rutin ve rehavetlik bizimki düşmanımız olacak. Onun için biz bakanlığın temel müfredat çerçeve içerisinde en iyisini yapmakla birlikte kendi rengimizi, kokumuzla bu işi çevireceğiz. Urfa'ya bekliyoruz. Urfa'da hemşehrilerimiz en güzel şekilde ağırlayacaklar. Belki sıcağı, belki bu sıcağı tedirgin edebilir. Daha doğrusu buna alışkın olmayanlar. Ama belli bir zaman sonra o sıcağı da kendisini alıştırıyor. Evet, evet. Onu da söyleyelim. Teşekkür ederim. Yani Sayın Valim diyor ki hepimizin dile getirdiği gibi Şanlıurfa'ya giriş tarihini siz belirlersiniz. Çıkış tarihini Şanlıurfa belirler. Beyazlar Grubu'nun sunduğu Bir Masal Şehri Şanlıurfa devam edecek. Beyazlar Grubu'nun sunduğu Bir Masal Şehri Şanlıurfa devam ediyor. Bu hafta Şanlıurfa Halilli'ydik. Tarih kokan ilçenin güzellikleriyle sizleri baş başa bıraktık. UNESCO Dünya Mirası listesine adını yazdıran Göbekli Tepe'yi uzmanlarından detaylarıyla dinledik. Şanlıurfa'nın önde gelen devlet büyüklerinden şehrin bilinmeyen yüzlerini öğrendik. Bir hafta sonra Bir Masal Şehri Şanlıurfa sizleri Urfa'nın bir başka güzel ilçesine götürecek. Bizle kalın.
Beyazlar Grup bir masal şehri Şanlıurfa'yı sundu.